Horlama çocuklarda oldukça sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Hastalarımızın birçoğu aileleri tarafından horlama şikayetleriyle bize geliyorlar. Horlamayla beraber en çok görünen şey ağızdan salya akması, gece uykularında bir düzensizlik, buna bağlı olarak çocuğun çok gürültülü yan taraftan duyulacak kadar horlaması olması şeklinde izlenebiliyor. Özellikle okul çağı başladığı zaman çocuklarda belli enfeksiyonlarda artış oluyor. Bu enfeksiyonlara bağlı olarak da bazı dokularda büyüme oluyor. Bu dokular geniz eti dokusu en önemlilerinden bir tanesi ve bademcik dokusu. Bu dokular normalde burnumuzdan nefes almamızı sağlayan yolun üstünde olduğu için bunlar mekanik olarak büyüdüklerinde beraberinde ağızdan solunumu ve horlamayı getiriyorlar. O yüzden özellikle 2 yaşından itibaren çocuklarda horlama başlangıç yaşı olarak söylenebilir. 3'lü 4'lü yaşlarda bunlar artıyor. 6'lı 7'li yaşlara geldiği zaman ise neredeyse pik yapmış hale geliyor. Daha sonra ise belli bir dönem, bu eğer sadece geniz eti bademcik şikayetlerine bağlıysa, yavaş yavaş azalıp 11-12 yaşında eğer bir kalıcı hasar yoksa geride bunların kaybolduğunu görüyoruz. Horlama şikayeti olan çocuklar sadece horlamayla ilgili problemler yaşamıyorlar. Buna bağlı olarak eğer bu bir geniz eti büyüklüğüne bağlı olarak gelişmişse sık sık orta kulak iltihabı geçirme ve işitme ile ilgili problemlerle de karşımıza çıkıyorlar. O yüzden mutlaka horlaması olan çocuklarda biz kulaklarına da bakıp herhangi bir kulakta sıvı var mı yok mu bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında horlamanın ötesinde ağızdan solunumun bazı yapısal problemlere de sebep olduğunu biz biliyoruz. En önemli sebepler dişte ve ağız yapısında bozulmalar. Bu kendini diş çürükleri olarak gösterebilir, yüksek damak olarak gösterebilir veya küçük çene olarak gösterebilir. Bu da çocukların yüzünde ve dişlerinde ileride ortodontik problemler yaratacak kadar sıkıntılara yol açabilir. Biz bunların tedavisinde horlama eğer bir basit horlamaysa, çünkü bazen hasta olduğumuz zaman da kısa dönem horlamalar yaşayabiliriz. Eğer çocuğumuz böyle bir şey geçiriyorsa enfeksiyonlar tedavi edildiğinde bu horlamaların da normale döneceğini bilmemiz lazım. Ama bu horlama artık geniz etinde veya bademciklerde kalıcı bir problem yaratmışsa, büyüme problemi yaratmışsa ve demin konuştuğumuz kulak problemlerine veya ağız diş yapısında bozulmalara yol açmaya başlamışsa, bu takdirde cerrahi tedavilerde mutlaka söz konusu olmakta. Cerrahi tedavilerde de geniz etinin alınması, eğer gerekiyorsa beraberinde de bademcik alınması şeklinde operasyonları bu hastalara öneriyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar süren bir operasyon sonrasında hastalarımız bu şikayetlerinden kurtulabiliyorlar. Ancak şunu da akılda tutmak lazım. Geniz eti ameliyatlarından sonra geniz eti dokusunun biz tamamını almıyoruz. Orada yine de bir lenfoid doku dediğimiz vücutumuzun savaşma sistemiyle ilgili olarak bir dokumuz geride kalıyor ve bunlar bağışıklık sistemi içinde yine yer almaya devam ediyor. Çok küçük bir hasta grubunda bazen bu doku tekrar büyüyerek orada tekrar sıkıntı yaratabiliyor ve bunlarda tekrar operasyon ihtiyacı doğabiliyor. Ama dediğim gibi bu oldukça küçük bir hasta grubunu oluşturuyor. Bu hasta grubunda da özellikle alerjik altyapısı olan çocuklarda bu şikayetlerin tekrarlama riski diğer gruplara göre birazcık daha fazla olarak görülebiliyor. Geniz eti ve bademcik gibi problemler çocukta kalıcı hastalıklara sebep olmaya başlamışsa ve bu tedavi edilmezse, bu takdirde erişkinliğe uzanacak bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Bu problemler içinde eğer bir işitme problemi gelişmişse, bu takdirde çocukta özellikle erişkinliğe ilk adım atılan ve eğitiminin, akademik hayatının ilk başlangıcı olan dönemdeki bu işitme ile ilgili problemler çocuğun sosyal hayatından kopmalara ve akademik başarısında düşmelere sebep oluyor. Bu da erişkin hayatında ki başarısını ve akademik hayatını ciddi anlamda etkiliyor. Bunun dışındaysa eğer bir yapısal probleme sebep olurlarsa, ki bunlar işte demin konuştuğumuz gibi ağız diş yapısında bozulma veya küçük çene gibi bir takım yapısal problemlere sebep olursa, bu takdirde de çocuğun yüz görüntüsünde
ilişkin hayatında istenmeyen bir takım sonuçlara sebep olabildiği gibi, diğer taraftan estetik açıdan da çok sağlıklı olmayan bazı sonuçlar gelişebiliyor.